Efendim Samsun'un adından mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam Şerif Kılavuz'la, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz'la birlikte olacağız. Daha enerjisi yüksek bir program yapmak isterdik ama biliyorsunuz her gün yürekleri ateşler düşüyor. Gencecik bedenler toprağa düşüyorlar. Anadan derler ki anadan doğma ile insan olunmaz. İnsan özü, sözü ve izi bir olmaz ise hayvan sayılır. Aslında insanı hayvan eden de kötülüklerdir. İnsanın dünyaya gelmesindeki maksat da yaşamındaki bu süreçteki imtihanı kazanıp insanlığını aslında ispat etmesidir. Bu imtihan hırs, nefs ve tamah üzerine kuruldu. Aslında cümle insanlar birbirine kardeşken bunların yaşanıyor olması kötülükle ilgili. İnsan olduğumuzu unutup onurumuzu kaybettiğimiz zaman kötülüğe teslim oluyoruz maalesef. Bu ülkede kardeşi kardeşe düşman edip öldürten ise kötü fikirler aslında. Bu kötü fikirleri her kim ki bu topraklarda yeşertmeye çalışıyor, ona lanet olsun diyoruz. Terör yaratarak bu ülkenin çocuklarını birbirine kırdıran, öldürten, anneleri, babaları, eşleri, çocukları boynu bükük bırakan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Umuyoruz bir an önce bu kargaşa son bulur ve herkes insan olmanın onurunu tekrar hatırlayıp ona uygun bir yaşamı hayata geçirmeye çalışır. Sevgili Başkan, böyle bir günde neler oluyor Asarcık'ta, neler yapıyorsunuz konuşmak için bir araya geldik aslında. Siz bu son günlerde yaşanan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Asarcık'ta nasıl bir iklim var? İnsanlar bu olayları nasıl değerlendiriyorlar? Sizinle bunu nasıl paylaşıyorlar? Sizin bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum. Sinan Bey, öncelikle herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Vatanımızın birliğini, beraberliğini bozmaya çalışan terör örgütünü lanetliyor ve vatanın birliği ve beraberliği için Güneydoğu'da son günlerde şehit olan tüm silahlı kuvvetlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine, tüm Türk halkına, silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Tabii ki son günlerde, özellikle son 50 gün gibi kısa bir sürede 119'a yakın şehidimiz var. İstemediğimiz, tasvip etmediğimiz görüntüler. Asarcık'ta özellikle son dünkü Dağlıca olayından sonra gerçekten insanların morali bozuk. Teröre karşı bir birlik, beraberlik var. Tek yürek olma duygusu var. Ama genelde moralimiz bozuk. Çalışan yaptığı işiyle de zevk alarak yapmıyor. Dünkü ben biraz gezdim, sokaklarda dolaştım, taksicilerle konuştum, esnafla konuştum. Herkese bir moral bozukluğu var. Diliyoruz ki Asarcıklılar olarak, Türk milleti olarak bu terör olaylarının bir an önce bitmesini Allah'tan temenni ediyoruz. İnşallah ülkemizde bir daha bu olayları görmeyiz. Allah bize inşallah bir daha böyle bir olay, böyle bir acı yaşatmaz diliyorum. Şimdi siyasetçi değilsiniz tabii ki ama yani baktığınız zaman 30 yıldır zaten gündemimizde olan bir konu terör konusu. Bir şey daha ait etmek gerekiyor. Yani terörün amacı zaten toplumda korkuyu yeşertmek aslında. Korkuyu beslemek ve infiale sebebiyet vermek. Bu ülkede bu kadim halklar binlerce yıldır birlikte yaşıyorlar ve ette tırnak gibiler. Şimdi terörün yaratmış olduğu dalga bu ülkede birlikte yaşayan insanları birbirinden ayırt edecek noktaya gelirse şayet artık geri dönülmez bir noktaya da bir yol açılmış olur. Bunun için sağduyulu olmak gerekiyor aslında. Sinan Bey, Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. Ülke olarak, millet olarak, parti olarak hakikaten zor. Her gün şehitlerimiz geliyor. İnsanın yürekleri parçalanıyor ama
sağduyulu olmanın zamanı, birlik ve beraber olma zamanı. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü gençler demokratik yollardan buna protestomuzu, buna olan tepkimizi gösteriyoruz. Dün gece biz Samsun'da, Yozgat'ta, Ankara'da ufak çaplı taşkınlıklar haricinde sessiz bir yürüyüş yaptık teröre karşı. Ama Sayın Genel Başkanımızın ve Ülkü Ocakları Başkanımızın özellikle bugün öğleden sonra tekrar bir açıklaması var. Kesinlikle şiddete başvurmadan ama bu ülkenin de sahipsiz olmadığını bütün dünyaya özellikle bu 3-5 bin tane dağdaki haine göstermemiz lazım. Bu yönde tabii ki ilerleyen tarihlerde yine yürüyüşlerimiz olacak, devam edecek. Gerekirse daha büyüterek Ankara'da, İstanbul'da genel merkezimizin programı çerçevesinde bu yürüyüşler olacak. Ama bunlar kesinlikle demokratik çerçeve içerisinde kalmalıdır. Peki ne oldu da yani bu ateş Türkiye'yi yeniden sarmaya başladı? Yani bir şey başımıza geliyorsa ya da bir şey oluyorsa mutlaka onun bir arka planı vardır ve arkasında yaşanan şeyler vardır. Yani ülkeyi bu noktaya getiren şey ne oldu acaba? Yani Sinan Bey, 7 Haziran hepinizin sonrasında... bildiği gibi bir açılım safsatası vardı. Türkiye'de 2009 yılında Beşir Atalay Bey'in koordinatörlüğünde ülkede bir açılım projesi başlatıldı. Bunu tüm Türkiye seyretti ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun defaatle yanlış olduğunu, bunun doğru bir çözüm olmadığını anlattık. Ama bu süreçte tabii ki siyasi iktidar başka bir yolu seçti. Dedi ki biz işte gideceğiz, orada anlaşacağız. Ama anlaşırken biz çözüm sürecine karşı değiliz ama çözümün bu şekilde olmasına karşıydık. Güneydoğu tamamen PKK'ya teslim edildi. Oradaki polis, asker karakollara hapsedildi. Valilere, kaymakamlara talimatlar verilerek bu işin üzerine gidilmemesi ve kapatılması gibi ve ardından bu bütün şehir yasasıyla bütün oradaki hakimiyeti oradaki ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine teslim edilerek bugünkü hal meydana gelmiştir. Tabii ki burada iktidarı suçluyoruz ama şu da var. Hep hırsızın hiç mi suçu yok? Ama şunu bir kere iyi bilmek lazımdı. Zaten karşımızda bir 30-35 yıldır uğraştığımız bir terör örgütü var. Bununla savaşıyorsun. Ne kadar barışa inandırabilirsin? Ne kadar? Veyahut da bunların elinde midir? Bunlar taşerondur orada. Yani biz bunu 35 yıldır PKK'nın orada bir İsrail tarafından, dış güçler tarafından bir taşeron olarak kullanıldığını bütün dünya biliyor. Bütün dünya bilirken bunları kendi başına oraya tamamen o bölgenin hakimiyetini teslim etmek bu bir zafiyetti ve bunu da kendileri de Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanımız da işte bu dönemde PKK Nadas'a yattı, yaralarını sardı, silah depoladı. İşte ve gelinen noktada bu oldu. Yani ne oldu da 1 Haziran'dan, 7 Haziran'dan sonra birden başladı. Bunlara ne söz verildi de yerine getirilmedi. Neleri eksik? Siyasetse siyaset. Meclise 80 tane vekil sokmuşsun. Eğer ki siyaset yapacaksan buyurun hodri meydan. Yani bunları tabii ki biz bir halk olarak, vatandaş olarak şu anda vatandaş soruyor. Ne oldu? Yani bu çözüm süreci nerede, birden niye bitti? Bunu artık siyasilerin çıkıp net bir şekilde halka açıklaması lazım. Artık yani biz televizyon açamıyoruz son 50 gündür. Her gün 3 şehit, 5 şehit ve son 2 günde 30'un üzerinde şehit var. Bu analar, bu çocukları böyle yani kolay büyümedi. Bu evlatlar durup dururken işte git Samsun'dan da orada öl gel diye, şehit ol gel diye. Tabii ki vatan bizim, şehit olacağız ama bazı devletin devlet olma özelliği ve gerektirdiği yerler vardır. Bugün Güneydoğu'daki birçok yolun altı bomba. Bu nasıl oluyor? Yani bir devlet nasıl bu kadar bir istihbaratını oradan çekmiş de senin haberin yok. Senin malzemenle, senin devletin bu yolu kim yaptı? Müteahhit yaptıysa şu anda müteahhitlerin içeri alınması lazımdı. Belediye yaptıysa belediye başkanının içeri alınması lazım. Bu nasıl bir düzen? Iğdır'da, o yolda nasıl bir tona yakın patlayıcı madde o bölgede gömülüyor? Bunları tabii ki sorulacak sorular arasında ama dediğimiz gibi gün geçmişi sürekli tartışma, eleştirme günü değildir. Birlik beraberlik günüdür.
Türkiye Cumhuriyeti çok badireler atlattı. Biz Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kadar çok savaşlardan geçti. En zor günümüzde bir olmayı, beraber olmayı her zaman başarmış bir milletiz. İnşallah bu 3-5 çapulcuya da buralar kalmayacak ve gereken yapılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii Güneydoğu'da da bu olayların dışında kalan vatandaşlar var, mağdur olan insanlar var. Cizre'nin son durumunu biliyorsunuz, evet. Hakkari'deki son durumu biliyorsunuz. Bu yaşananların peki eleştiriliyor iktidar partisi. Seçimle ilgisi ya da 7 Haziran sonrası yaşanan koalisyon olasılığından yola çıkmış olma durumu ile ilgili eleştirilere ne diyorsunuz? Yani Sinan Bey, bir kere şu var. Seçim öncesi o dönemin İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala'nın ben bir konuşmasını seyretmiştim. Ve şöyle bir kelime kullandı orada. Eğer ki 7 Haziran seçimlerinde AK Parti tek başına iktidara gelmese Türkiye kan gölüne döner gibi bir kelime kullanmıştı. Ve bu Sayın Efkan Bey o dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'ydı. 7 Haziran'dan sonra ne oldu da birden terör hortladı? Bunlara verilen sözler neydi? Bunlara muhakkak bazı sözler verilmiştir ve verildi de. 7 Haziran'da bunlar mı yerine getirilmedi de terör yeniden hortladı? Çözüm sürecinde biliyorsunuz 2012'den itibaren İmralı ile görüşmeler vardı, Kandil'le görüşmeler vardı. Yani o bölge, bir de şu var, yani burada halkın eleştirdiği bir zafiyet var. Sen Güneydoğu'da tamam barış süreci devam ediyor da istihbaratın neredeydi? Bu kadar bu silah yığınağı yapılırken Türkiye'de 100 binin üzerinde şu anda şehirlere silah dağıtıldığı söylemleri var. Yani istihbarat neredeydi? Bunlar tabii ki çok şey mevzular dediğimiz gibi, ama biz yine Türk halkı olarak bunları bir kenara koyacağız. Tepkimizi teröre en sert şekilde göstereceğiz ama demokratik yollardan olacak inşallah. Ve bu karmaşanın da ortadan kalkması, yani ölümlerin Kürt'le durması. PKK'lıyı ayırabilecek durumdayız Allah'ın izniyle. Tabii ki o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz de rahatsızdır. Kimse ateşin ortasında yaşamak istemez. Orada ekmek parası için boyacılık yapan bir çocukla dağdaki teröristi ayırt etmek lazım. Ama işte şu dönem tam böyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Allah'ın izniyle bunları atlatacağız. İnşallah tekrar şehit haberi duymak istemiyoruz. Artık devlet çok ciddi manada buralara baskı yapması lazım. Bunu yapanların kimse, özellikle artık Türk Silahlı Kuvvetleri yola çıkamaz hale geldi. Hangi yolda, nerede bomba var bilinmiyor. Bu yollar nasıl döşendi? Yani bu kadar bu istihbarat hiç mi yoktu bu bölgede? Ki bunların üzerine gidilmesi lazım diye düşünüyorum. Özellikle Iğdır'da ve Dağlıca'daki olayda bu yolu yapan karayolları mı? Müteahhit mi? Belediye mi? Şu ana kadar alınması lazımdı bunlar. Kim yaptı? Müteahhit yaptıysa müteahhiti alacaksın. Belediye yaptıysa belediyeyi alacaksın. Karayollarını yaptıysa bölge müdürünü alacaksın. Yani bu kadar başıboş bir terörle mücadele olmaz diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Allah'ım İnşallah Türk milletine bir daha böyle acılar yaşatmaz. Peki, yani bir siyasetçi, bir yerel yönetici olduğunuz için siyaseti de çok uzun konuşmamızda sizinle pek çok doğru olmuyor, öyle söyleyeyim size. Sadece bir kısa bir değerlendirme almamız gerekti o, sevgili başkan. Biz de temennilerinize katılıyoruz. Bir an önce kanın durması gerekiyor. Bir an önce silahın konuşulmadığı başka şeyleri oturup konuşması gerekiyor herkesin. Evet. Siyasetçilerin özellikle bu işe akıl yürütenlerin. Asarcı'ya dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı olarak Samsun'daki 17 ilçenin içerisinde öne çıktınız tek başınıza siz. Ve 1,5 yıl içerisinde de sanıyorum sizin ifadeniz 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiniz çalışmaları da tamamladık neredeyse dediniz. Bu nasıl oldu? Bunun kaynağını, bütçesini nasıl oluşturdunuz? Bununla ilgili bir başlayalım isterseniz sevgili başkan. Sinan Bey, öncelikle biz 30 Mart öncesi seçilmeden önce, yani vatandaşa yaptığımız vaatleri makul ve mantıklı yaptık. Yani yapabileceğimiz işleri oturduk.
bütçesiyle beraber. Yani öyle laf olsun diye oturup da işte oraya onu bunu yapmadık. Biz dedik ki arkadaş, biz bunu yapabiliriz. Ve göreve geldiğimizden sonra da ilk işimiz, önce ekibimizi kurduk. Oturduk. Bize nerede, kim lazım, ne lazım. Herkesi çağırdık. Yani Asarcıklı olup da o bölgede yaşayan bütün encümenleriyle, işte muhtarlarımızla, ağzalarımızla oturduk, tartıştık ve önce ekibimizi kurduk. Ekipten sonra zaten bu işin en şeyi ekip. Ekip, iyi bir sağlam ekibiniz varsa gerisi inşallah gelecektir. Ve bununla beraber başladık. Ve son 20 ay gibi bir süreçte bizim 5 yıla dair yaptığımız vaatlerin sadece sebze pazarı haricinde bütün projelerimize başladık. Ve bunların da bütün projelerimizin %70'i, %80'i, %90'ı ve %100'ü biten projelerimiz var. Yani bizim Allah'ın izniyle vaat ettiğimiz projelerimizi 2016 sonu itibarıyla işte meydanından, küçük sanayi sitesinden, hayvan pazarından, ilçe merkezinin sosyal alanlarından, yollarından, kaldırımlarından bütün bu bölgeyi 2016 itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Bütçemizi ona göre ayarladık. Kendimizi ona göre ayarladık. Yani borçlanmamız çok cüzi ve çok akıllı. Yani bütçemizi kendimizi zorlamadan, zor duruma düşmeden bu şekilde devam ediyoruz. Ama Büyükşehir Yasası'ndan sonra sizin kaynaklarınızın önemli bir kısmı değil mi? %40, tabii ki. Büyükşehir Yasası'nın bize getirdiği avantaj ve dezavantajlar. Dezavantajlarını biliyorsunuz, Büyükşehir Yasası'yla bütün şehir oldu. Bütün köyler bize bağlandı. Yani Asarcık'ta da şöyle bir sıkıntımız var. Nüfusun %20'si sadece ilçe merkezinde yaşıyor. %80'i köylerde yaşıyor. Ve köylere hizmet götürmekte zorlanıyoruz. Paylarımızın tabii ki %40'ı Büyükşehir'e geliyor. Su gitmiş. Ana caddeler 10-14 metreyi geçen büyük caddeler üzerindeki bütün bina vergileri, çöp vergileri vesaire hepsi Büyükşehir'e gitmiş. Ve bizim elimizde kalan ufak tefeklerle, akıllı bir bütçeyle şu anda işimizi götürmeye uğraşıyoruz. Ama ciddi projeler yapıyoruz, akıllı projeler yapıyoruz. Yani öyle laf olsun da ben burayı yapayım ya, bu iş 1-2 sene sonra ne olursa olsun demiyoruz. Bizim yaptığımız projeler en az 10 yıl. En az 10 yıl. Hiç dokunulmayacak. Yaptığımız yollarla, parklarla, işte çevre düzenlemeleriyle şu anda meydanda, ilçe meydanında Büyükşehir'le beraber ortaklaşa bir cephe giydirmesi yapıyoruz. İki katlı eski binalarımızı restore ediyoruz. Ve çok güzel de projeler çıkıyor. Bunlar çok büyük maliyet yok. Ama bunları projelendirmek lazım. Bunları bilmek lazım. Uğraşmak lazım. Koşmak lazım. Yani bu yönde gayet rahatız. Yani diğer birçoğu belediyeye göre şu anda ben Asarcık Belediye Başkanı olarak ekonomik olarak da rahatız. Çalışmalarımızda zaten sıkıntımız yok. Ama şu söyleniyor, yani Asarcık Belediye Başkanı'nın kendi iş kimliğiyle bu çalışmaları bir kısmını finanse ettiği, katkı sağladığı Sinan Bey, söyleniyor. Tabii ki iş çevresinden kullandığımız, çağırdığımız hatırı kırılmayacak dostlarımız var. Mesela küçük sanayi sitesi yapılıyor. Şu anda 80 dükkanlık bir sanayi sitesine başladık ve %60'ı bitti. Ve biz buraya daha 1 lira ödemedik. Sadece üyelerden aldığımız cüzi miktarlarla devam ediyoruz. Ama yapılan iş çok yukarı bir miktarda. İşte bir müteahhit arkadaşımızı çağırdık. Biz dedik ki şahsımızla kefiliz buraya. Sen işini bitir, param bizde. Ve böyle yaptırdığımız bir sürü proje var. İnşallah bunlar tabii ki ödenecek. Bunların kaynakları bulunarak yapılıyor ama şu var. Bu proje 5 yılda biter, 6 yılda biter. Çünkü üyelerin verdiği aidatlarla siz orada bir proje yapmak zorundasınız. Ama evet, bu biz, mu? Sanayi bölgesi evet, dediğiniz. Evet, evet, bu proje. Burada 80 tane dükkanımız olacak Allah'ın izniyle. Bu da yıl başında kabası bitecek. 2016'nın 4. ayında açılışı gerçekleşecek. Şehir içerisindeki yerleri buraya mı taşıyacaksın? Evet, şehir içinde bulunan bütün atölye, tamirhane, marangözdür vesaire, imalata yönelik ne varsa. İlçe merkezinde gidecek. İlçe merkezinde her köşede birisi konuşlanmış. Vatandaşlar gece rahatsız oluyor. Birisi orada ispirelle çalışıyor. Birisi kaynakla çalışıyor. Birisi traktör tamir ediyor. Biz bunları oradaki esnafı toplayarak bir araya topladık. Böyle bir projemiz var dedik. Size buradan maliyetini yer vereceğiz. Herhangi bir karımız olmadan. Ve vatandaş da kabul etti. Şu anda 80 dükkanın 70'in üzerinde satıldı. Satıldı. Bunların hepsi sahipleri var.
Ve inşallah 2016'nın 4. ayında ilçe merkezinde ne kadar bu tip iş yeri varsa küçük buraya sanayi, küçük sanayi sitesine taşınacak. İlçe bir çıkanların çıktığı yerlerde ne düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki dükkan olur. Yani yine iş yeri olarak oralar devam edecek ama bu gürültüyü bu yani yan tarafta kahvehanede oturamıyorsun. Yan taraftaki o kaynak bilmem ispiral sesi, gürültü, patırtı. Yani ilçeden bunların gitmesi lazım. Özellikle bunların kümelendiği bir Yeni Ömerli mahallesi diye adlandırdığımız orada bir bölgede vatandaş kiracı bulan yapmış 3 katlı binasını 10 yıldır boş. Kimse gelmiyor o bölgeye. Ya buraları temizleyeceğiz. Yani ilçe merkezi küçücük zaten 3-4 tane ana caddesi olan, çok kolay temizlenebilen, çok basit bir şekilde temizliği yapılabilecek bir bölge. Onun için sanayi buradan kaldıracağız ve inşallah 2016'nın 4. 5. ayında esnafımız buraya taşınacak diye düşünüyoruz. Peki istihdam projelerinden biraz bahsedelim. Yine o yönde de öne çıkıyorsunuz. İstihdamla alakalı Sinan Bey, bir proje şu anda ondan bahsedelim çok isterseniz. Ciddi bir firmayla anlaştık. Asarcık'ta belki Samsun'da ilk 10'da bir fabrika olacak. Samsun'daki ilk 10 onda, fabrikadan bir tanesi. Yani tekstil üzerine. Tekstil üzerine. Tekstil üzerine ilk 10'da olacak bir fabrika. Şu 3000 metrekare kapalı alanı olan şu anda da inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 2-2,5 ay içinde inşallah tamamlayacağız. Burada 200 tane ev kadını iş vereceğiz. Burada şöyle bir şey de amaçlıyoruz. Asarcık'tan İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya gitmiş, oralarda asgari ücretle çalışan Asarcıkları tekrar geri getirmek için. Birinci hedefimiz o. Onları geri çağırıp, işse buyurun size asgari ücretle iş. İlçenize eviniz var, toprağınız var. Hem bir taraftan tarımla uğraşırken, hayvancılıkla uğraşırken, bir taraftan da oradan gelecek 3-5 kuruşla geçinilebilir. Hem nüfusu korumak lazım. Çünkü Asarcık 2007 ve 8 yıllarından sonra ciddi manada göç veren ilçelerimizden bir tanesi. Artık köylerimiz boşalmaya başladı. Bazı köylerimize ciddi göçler var. Bunların önüne geçmek için şu anda böyle bir çalışmamız var. Yine devam eden bir başka tekstil atölyemiz var. Orada da bir 60'a yakın kardeşimiz çalışıyor. İnşallah onlar da yavaş yavaş yani ilk geldikleri zaman bazı sıkıntılar yaşadılar oldular ama artık millet de gördü ki bu iş burada bu ilçede tutuyor. Çünkü bizim ilçemizde kadının ekonomiye hiç katkısı yok. Belki de Samsun'da değil Türkiye genelinde çok ender ilçelerden bir tanesi. Neden? Kadın çalışmıyor, kadın evde oturuyor. Erkek gidip gurbette çalışıp getiriyor, onlar da orada yiyor. Ama artık kadını ekonomiye kazandırmanın zamanı geldi. Ve yine fabrikanın etrafında hemen yanında bir kreş yapmayı planlıyoruz. İşte sabahleyin o kadın çocuğuyla gelecek. Getirebilsin. Çocuğunu kreşe koyacak. Gidip orada çalışacak. Öğle arasında gelip çocuğunu görebilecek. Akşam çocuğunu alıp evine gidebilecek. İnşallah. Ne zaman bu söylediğiniz somutlaşacak? Başkan, 3 ay içinde fabrika faaliyete başlayacak. Geçmiş şu anki olacak. Hedefimiz bu. Sayın Vali Bey de buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Yerin tahsisiyle alakalı bayağı bir uğraştı. İşte. Yer milli emlaktaydı. İşte kiralama yoluyla onunla bununla aldık. İnşaatını biz yapıyoruz şu anda. Asarcık'ta istihdamı bu şekilde. Çok önemli bu haber. Tabii ki istihdam ya biz şimdi sokak yapıyoruz, cadde yapıyoruz, yol yapıyoruz, sokakları güzelleştiriyoruz ama insan olmasa neye yapacağım bunlar? Neye yarayacak? Nüfus olmadıktan sonra, orada bir hareket olmadıktan sonra ne yapacaksın? Evet. Onun için olmazsa olmazımız istihdam. İstihdam konusunda ciddi çalışmalarımız var, başka projelerimiz var. Tabii ki bunlar şu anda hayata geçmemiş. Onlar üzerinde konuşmak istemiyorum. Özel bir mantar çalışmasından bahsetmiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, geçen dönem biz onu 3000'e yakın bir truf mantarı diye bir mantar. Çok pahalı. Kilosu yaklaşık 700 euro'nun üzerinde bir projemiz vardı. Böyle bir mantar. Fidanları diktik. Tabii bu 3 yıl sonra geri dönüşüm olacak. Şu anda bekliyoruz. Vatandaşları da arada ziyaret ediyoruz. Diktiğimiz fidanları kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki faaliyetlerinizi, yönetim faaliyetlerinizi yaparken sanıyorum mevcut koşullarınızı da iyileştirdiniz. Tabii ki biz belediye binasını yeniledik komple. Buraya geldiğimizde işte koşullar, bir kere personelimiz yoktu.
Ben belediye başkanı olarak çıktığım zaman 9 personelle işe başladım. Şu anda 55. Neden yoktu efendim 9? Şimdi şöyle bir şey vardı. Zaten bütün şehir yasasına ilk defa geçiş 30 Mart'ta oldu biliyorsunuz. Evet. Ekibin bir kısmı büyükşehire geçmişti. Biz geldiğimizde 9 personelle biz belediyeyi teslim aldık. Hmm. Bu bizim için ilk zamanlar biz dezavantaj olarak gördük. Ya işte ne yapacağız, ne edeceğiz, biz işi bilmiyoruz, yeni gelmişiz. Ama sonraları baktık ki bizim için bir avantajmış. Kendi ekibimizi kurduk. Kurdunuz. Yeniden ekip kurduk. İlçe binamızı, belediye binamızı komple yeniden tadilatıyla, dış cephesiyle, işte yeni odalarıyla, fiziki şartlarını iyileştirdik. Yani bir insan sabahleyin iş yerine gelirken, ya benim mutlu bir şekilde geleceğim, rahat bir oda, ben gelip burada vatandaşa hizmetimi verip akşam da evime gideceğim. Biz bunlara önem veriyoruz. Ekranda arkadaşlarımız evet. Evet, belediye binasını bu şekilde tamamladık. Yine bu dönemde köyleri biz boş bırakmadık. Yani köylerimize ciddi manada yaptığımız çalışmalar var. Köy cami etraflarında çevre düzenlemeleri yapıldı. Ve en büyük sorunu yani yolla ilgili, suyla ilgili sorunları... Sinan Bey, Asarcı'nın en büyük sorunu su. Toplam kaç tane köyünüz var başkan? Toplam 87 mahalle diyelim artık. Ama yok, 31 mahalle bu mahallelerin eski köy olarak geçiyordu. Bunlar 87 tane mahallesi vardı. Ve şu anda bizim Asarcık olarak en büyük sıkıntımız yol ve su. Yolda şu anda bazı köylerde büyükşehirin yaptığı beton yol çalışmaları ve asfalt çalışmaları var. Ne kadarında yapıyorlar bunu? Yeterli buluyor musunuz bu çalışmaları? Tabii ki yeterli değil. Yani şu anda büyükşehirin yaptığı benim bildiğim kadarıyla 5 kilometre asfaltla 10 kilometre beton yol olması lazım. Bunun akabinde bizim Asarcık Belediyesi olarak yaptığımız bir 60 kilometrenin üzerinde stabilize yol çalışması var ve halen de devam ediyor. Bu çalışmalar durmuş değil. Bunun yanında köylerdeki cami, okul çevrelerinin tamamen temizlenip yeniden düzenlenmesi var. Yine bir iki tane köyümüzde başladığımız köy konağı, işte Kur'an kursu, köylünün düğün yapabileceği zaman o ihtiyaçlarını giderebileceği bir iki projemiz var. Ama köyler... organik tarımla ilgili özellikle tarım alanında o kısmı geliştirmek adına projeler yapan belediyeler de var. Siz de buna benzer çalışmalar yapıyor biz musunuz? Biz bu konuda da çalışmalarımız var ama en büyük çalışmamız büyükbaş hayvancılık üzerine. Şu anda araştırıyoruz. Çünkü Asarcık'ın coğrafi şartları tarımdan ziyade hayvancılık. Burada geçen söylemiştim. Daha önceki toplantılarımızda bunun büyük şehirle de toplantı yaptık. Defalarca işte yem ve yem bitkileri. Bunun yanında hayvancılık konusunda çalışmalarımız var. Hibeleri araştırıyoruz. İşte vatandaşa Avrupa Birliği projelerini araştırıyoruz. Haber oldunuz galiba. Bir hayvan pazarı ile ilgili bir yeni bir yer yaptınız galiba. Çok güzel bir hayvan pazarı. Allah'ın izniyle bitti. Ufak tefek rutuşlarımız kaldı orada da. Ve gerçekten güzel oldu. Asarcık'a yakışır. O bölgenin Asarcık biliyorsunuz o bölgenin iyi hayvan pazarının olduğu bir bölge. Çünkü Asarcık'ın konum olarak 5 tane ilçeye sınırı olan bir ilçe. Ladik, Kavak, Canik, işte Amasya Taşova bölgesi geliyor, Çarşamba geliyor. Yani hayvan pazarı ciddi bizim için bir şeydi. Burayı tamamen yeniledik ve bitti şu anda. Yani ufak tefek rutuşları var. Çalışmaları var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bütün şehirle birlikte Saskia Fen İşleri Büyükşehir'in sizin oralarda da organize oldular mı? Çalışmalarınızı ortak yürütürken zorluk yaşıyor musunuz? Yani muhalefet Sinan Bey, şu var. Muhalefet gözüyle ben görmüyorum. Yani size tabii de öyle ki, bakıldığını düşündünüz mü ya da hayır biz böyle bir şey yaşamıyoruz. Şu var. Şimdi ben işin açığını konuşayım. Yani büyük şehirden isteyip de alamadığım çok az şey vardır. Tabii ki birebir o kadar sıcak temasımız yok. Yani haftada belki diğer ilçe belediye başkanları iki sefer toplanabiliyorsa belki ben ayda bir sefer meclis toplantısında görüşebiliyorum. Ama bunun genelinde birebir olan ilişkilerimiz, biz gayet iyi uyumlu anlaşıyoruz. Yani bugün fen işlerinde eğer ki bir makina bende varsa ben onlara verebiliyorum. O gün onun ihtiyacını giderebilmesin. Veyahut da onlarda varsa biz gidip diyoruz bak bugün burası bize lazım. Siz verin. Bu şekilde koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yani biz şunu vatandaş iyi gördü Asarcık'ta. Biz tabii ben Milliyetçi Hareket Partisi'li bir belediye başkanıyım ama uçta bir siyasetçi hiçbir zaman olmadım. Ve olmayacağım da. Bizim için önemli olan Asarcık'ın menfaatleri. İnsanlara fayda sağlamak.
Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. İnsanlardan da takdir görüyoruz. Yani bizi o enerji mutlu ediyor. Bakıyorsun vatandaş, o yaşlı amca geliyor. Allah razı olsun dediği zaman o bizim için çok şey bir şey. Benim için özellikle bana ekstra bir motive olmuş oluyor. Şu anda da meydan çalışmasından bir de özellikle ahşap çalışma, ahşap giydiriyoruz dediniz. Evet, meydanlarda eski binalarımız vardı bizim. Yıllar yılı duruyor, yapılmayacak. Biz bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir toplantıda dile getirdim ve kendisinin hoşuna gitti. Dedi ki yaptır, %50'sini ben vereceğim dedi. Ve ben de bunun üzerine dedim ki başkanım, %50'sini siz verecekseniz %50'sini de ben vereceğim. Vatandaşa hiçbir maliyeti olmadan. Biz şu anda 5-6 tane binamızı bitirdik. Bu akşam da programa katılmadan Sayın Sefer Başkan da geldi. Kontrollerini yapıyorduk. Bunun hemen yanında taksi duraklarımız vardı, minibüs durağımız vardı. O meydanın ortalarında böyle karışmış, o orada, bu burada. Birisi plastikten yapılmış, birisi başka bir tuğladan yapılmış. Biz bunları tamamen attık. Evet. Ahşaptan çok güzel bir şekilde tam o jandarmanın duvarına dayayarak oradaki minibüs yığını, yıllar yılı o minibüsler meydanın ortasında duruyor. Yani böyle bir o güzelim meydan araç yığını olmuş. Biz şimdi araçları çıkartıyoruz şehir dışında. Sadece bir minibüs gelerek ilçenin içinde yolcusunu alacak, yolcusunu bırakacak. O minibüs durağının olduğu yere temelini attık. Çok güzel bir saat kulesi projemiz var. Şu anda temeller atıldı. Orası devam ediyor. Tabii ki Asarcı'nın en büyük sorunlarından birisi biliyorsunuz jandarma ilçenin o güzelim meydanını parsellemiş. Orada öyle duruyor. Bu işten jandarma rahatsız, Asarcık rahatsız. Yıllar yılı bunun üzerine hiçbir adım atılmamış. Atıldıysa da başarıya ulaşamamış. Şu anda biz Büyükşehir Meclisi'nden bunu geçirdik. Bir sıkıntı yok. 2016 belki erken olabilir ama 2017 itibariyle inşallah karakol projesi de hemen küçük sanayi sitesinin yanında yerini tahsis ettik. Burada da başlayacağız. Zaten jandarma kalktığı zaman ilçenin önü açılmış olacak. Yani o güzelim meydan meydana çıkacak. Ve o aşağıdaki Mehmet Çetin Caddesi dediğimiz caddede bina giydirmeleri başlayacak. Bu Çiftlik Caddesi'nin bir benzeri bir çalışma olacak. Şu anda bunlara çok hızlı ve sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hiç ara vermeden gece gündüz arkadaşlarım sağ olsun. Encümen arkadaşlarımız, muhtarlarımız. Mesela bugün ben Dağcılar Köyü'ne cami çevre düzenlemesi yapılacak. Muhtara diyoruz ki oraya tırın, kamyonun gelme şansı yok. Ve bugün muhtara bakıyorum 7-8 tane traktör toplamış. Kendi imkanlarıyla gelip o taşı oradan alıp köyüne götürebilen muhtarlarımız var. Ve Asarcık hizmete aç. Olmamış, yapılmamış. Yıllar yılı bir şekilde geri itilmiş. İnşallah bu 5 yılda 2019'a kadar biz bu açığı kapatacağız. Ama şunlar kaldı. Özellikle şunları mutlaka hayata geçirmek istiyorum dediğiniz... Şu ana kadar elde başlayamadım dediğiniz bir şey var mı peki? Sebze pazarına benim için en büyük hayal ettiğim projelerinden bir tanesiydi. Nerede yapmayı düşünüyorsunuz? İlçe merkezinde. Biz tabii ki başkan olmadan önce durumun bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Ben biliyordum ki işte yer belediyenin, niye yapılmıyor. Ama geldiğimizde gördük maalesef sebze pazarının olduğu yerde belediyenin 10 metrekare bile toprağı yok. Bütün vatandaşların yerine zamanında konulmuş. Şu anda yer arayışı içindeyiz. Yer arıyoruz. İnşallah 2016 ve 17 yıllarında yer sorununu çözdükten sonra sebze pazarı yapmak bizim için bir şey değil. Yani biz onu girdiğimiz zaman nasıl bir hayvan pazarını 2 ay içinde olmaz dediklerinde yaptık, oraya diktiysek sebze pazarında 5-6 ay gibi kısa bir sürede Allah'ın izniyle Asarcık'a kazandıracağız. Ve 2016 itibariyle Asarcık merkez bitecek. Yani burada merkezin eksiği, yolu, parkı, bahçesi bitecek ve biz köylere başlayacağız. Ve hedefimizde merkezi büyük köylerimiz var bizim. Bizim 1500 nüfuslu köylerimiz var, 2000'e yakın nüfuslu köylerimiz var. Biz bu köyleri artık kasabalaştıracağız. Yani böyle tertemiz sokağıyla, işte gece köye gittiğin zaman aydınlatmasıyla, temizliğiyle, çöpüyle, ayda bir sefer, iki sefer işte o köyün büyüklüğüne göre çöpünün alınmasıyla. Bunlarla alakalı çalışma yapacağız. Şu anda belki köylerimizde o kadar hissedilmedi. Yani köylerin Asarcık Belediyesi olarak tabii ki hizmet veriyoruz. Yani yapılan
gelen her ihtiyaca elimizden geldiği kadar koşmaya çalışıyoruz. Ama 2016'dan sonra köyler kendini daha da hissedecek. Artık o köylerimize çocuk parkını götüreceğiz. Sosyal hayatı bu arada nasıl? Yani onu nasıl yapıyorsunuz? Yani insanların hep birlikte gidip, genelde daha küçük nüfuslu ilçelerde böyle sıkıntılar vardır ama birlikte insanların ailesiyle gidip yemek yiyebileceği, oturabileceği yerler var mı? Bunlarla ilgili Sinan Bey, çalışmalar bunlarla alakalı mısınız? Çalışmalarımız var. Şu anda kültürel bunun, hayatınız ne durumda? Yani burada neler? Biz yani göreve geldiğimiz zaman Asarcık'ta böyle bir kültür yoktu. Yani Asarcıklı erkekler gelir kahvehanede oturur, kadınlar evde oturur. Böyle bir şey oluşmuş halkın gözünde. Ve biz şu anda iki tane aile çay bahçesi yaptık. İnanın ki ben saat bazen 11-11.30'da özellikle gidiyorum. Köyden gelen aileler var. Köyden çocuğunu, çoluğunu almış. Orada oturmuş, çayını içiyor, çocuğu parkta oynuyor. Bunlar çok güzel şeyler. Tabii. Biz bunları gördükçe şimdi iki tane daha şeyimiz başladı. Parkımız başladı. İnşallah bunlar Allah'ın izniyle 2019 itibarıyla Asarcık merkezinde bu tür alanlar fazlasıyla olacak. Az olmayacak ve şu ana kadar hayata geçen iki tanesi bitti. Vatandaşın kullanımını açtık ve diğer iki tane daha çalışması var. Allah'ın izniyle bunlar. Evet, ekranda görülüyor. Yapılacak. Bunların sayısını artıracak. Bunların sayısı artacak diye düşünüyorum. Peki turizm ögesi açısından baktığımız zaman Asarcık deyince aklımıza bizim ne gelmesi lazım? Neyi öne çıkartmaya çalışıyorsunuz? Bu bir master planı yapılıyor çünkü Samsun'la ilgili. Onun içerisinde Asarcık nerede yer alıyor? Şimdi Asarcık'ımızda şu anda bizim üzerinde çalıştığımız inanç turizmiyle alakalı. İşte bir tane tarihi kilisemiz var. 6 tane ahşap camimiz var. Camilerin restorasyonuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Buraları ön plana çıkartacağız. Ama benim kafamda daha çok Asarcık'ta bir yayla turizmi oluşturabilmek. Şu anda harıl harıl yer ayrı arıyoruz. Yani böyle bir gölet olabilir, bir dere kenarında ahşap evlerden. İşte hafta sonu Samsun'da bunalan vatandaş gelip orada 2 gün cumartesini, pazarını geçirip pazar günü akşam tekrar Samsun'a dönmesini amaçladığımız. Çünkü Asarcık'ın havası gerçekten çok güzel. Yani yayla havası, rüzgarı var, nemi yok, tertemiz bir yer. Buraları bu şekilde değerlendireceğiz. Tabii ki inanç turizmi, kiliseyle alakalı çalışmalarımız var. Büyükşehir'in işte bu Karadeniz Yeşil Yol kapsamı alanında Çarşamba Kabaceviz şelalelerinden başlayıp Asarcık'a kadar devam eden bir yol projesi var ki kilise bu yol üzerinde. İşte kiliseyi ziyaret, orada 1-2 gün gelen misafirlerin konaklayabileceği pansiyon tarzı. Eski bir kilise mi yani bu? Eski bir kilise. Bunlarla alakalı çalışmalarımız var. Yani Asarcıklı şunu artık inandı ve gördü. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Yani bizim durma, dinlenme, ya yorulduk da işte bunu da bir 2 gün sonra yapalım, 3 gün sonra bizde yok. Mesai saati Asarcık Belediyesi'nde bir kere yok. Bunu herkes görüyor. Yani eğer ki o gün kamyonda veyahut da makinede bir operatör açığı varsa benim şoförüm hemen gidip ona geçebiliyor. Veyahut da oradaki bir zabıta hiç bakmadan ben yapabilirim diyor. Böyle bir abi kardeş ilişkisi kurduk. En önemlisi de buydu. Elimizden geldiği kadar vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki sevgili başkan, ben teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Son birkaç dakikaya girdik. Vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alalım. Sonra ikinci bölümüyle devam edeceğiz Samsun Nazlı'nın. Sinan Bey, vatandaşlarımız Asarcık'la alakalı bize sürekli bir şeyler getiriyorlar. Yani bu olsun başkanım, bunu yapalım. İşte bu köyümüze bunu istiyoruz. İşte muhtarımız geliyor. Allah razı olsun, muhtarlar da çalışkan. Yani hiç bizi boş bırakmıyorlar. Günlük en az ortalama 7-8 muhtar geliyor köye. Kimisi yol istiyor, kimisi park istiyor, kimisi köy konağı istiyor. Tabii ki müşteri olsunlar. Bunlar zamana yayılacak. Yani bunlar bir günde 5-6 ayda olacak işler değil. Ki bizim yaptığımız işler de vatandaşın dilinde. Yani partili partisizi. Allah için konuştuğu zaman ya helal olsun arkadaş, bu işler 20 ayda gerçekten iyi toparlandı deniliyor. O işler de olacak. Yani özellikle köy bu konuda biraz daha köyler mağdur kaldıklarını hissedebilir. Zaman istiyorsunuz yani, yani. Ama her şeyi zamana bırakmak lazım. Zaman lazım. Çünkü yetmiyor. Zaman yetmiyor. Yani finans noktasında belki sıkıntı çekmiyorsunuz ama elinizdeki makine de belli.
Adam sayısı belli. Bir gün içerisinde belli. Üreteceğiniz yani, iş de belli. Bunlar olmuyor. Bir de köylere gittikçe hizmet zorlanıyor. Yani bir ilçe merkezine yaptığın hizmet, aynı hizmeti bir köye 5 günde bitirdiğin bir projeyi belki köyde 15 günde bitirebiliyorsun. 20 güne sarık. Zaman kaybediyorsun. Onun için vatandaşlarımız bu konuda rahat olsun. Biz verdiğimiz her sözün arkasındayız. Gece gündüz de çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Çalışmalarımız devam edecek hız kesmeden. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben katılımımızdan dolayı. Biz de teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağ olun. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, Şerif Kılavuz konuğumuzdu. Asarcık Belediye Başkanı. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Kızılay'la ilgili bir programımız olacak. Muhsin Yıldırım konuğumuz olacak. Türk Kızılay'ı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü. Bizden ayrılmayın efendim. Birazdan birlikte olacağız tekrar.